Google Yerel Seçim Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Bursa'dayız. Konuğumuz MHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Kadir Koçdemir. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben hemen yayınımızdaki diğer konukları tanıtmak istiyorum. Lütfü Örs, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı. Aysun Karlı, Kent Gazetesi Köşe Yazarı. Neslihan Çelik Alkoçlar, Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı. Mehmet Aslan, Doğan Bey Konutları Dernek Başkanı. Reyhan Can, Toplum Gönülleri Vakfı Demokrasi ve Haklarımız Eğitmeni. Ve Profesör Doktor Emin Balkan, Balkan Göçmenleri Derneği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Sizler de hoş geldiniz. Ben ilk sözü Reyhan Hanım'a vermek istiyorum. Reyhan Hanım, sizin sorunuz ne olacaktır acaba Kadir Bey'e? Merhaba. Merhaba. Benim sorum aslında gençlerle ilgili olacak Kadir Bey'e. Biz genç olarak varız ve genç olarak aslında bulunmak istiyoruz. Ve çoğu zaman bizler hakkında gençler geleceğimizdir ya da çocuklar gelecektir gibi düşünüyorlar ama sizin genç olarak bizim politikaya katılımımızla ilgili düşünceleriniz neler? Ya Evet. da ne planlıyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ben insanların sadece parmak izlerinin değil, doğuştan çok farklı yeteneklerle kendilerinin de farklı olduğuna inanıyorum. Ve her insanın dünyada 7 milyar insan varsa 7 milyar eksi bir insandan daha iyi yapabileceği bir iş ve daha iyi olduğu bir alan olduğuna inanıyorum. Bunun yolu çocukluk yaşından çocuklarımızın bu yetenekleri, doğuştan getirdikleri yetenekleri ve büyürken edindikleri ilgilere göre önlerinin açılması, onlara imkan ve fırsat verilmesidir. Yabancılar buna kendini gerçekleştirme diyorlar. Yani siz doğarken bir potansiyeliniz var, yetenekleriniz var. Büyürken karşılaştığınız arkadaşlar, durumlar, yaşanan olaylara göre belli ilgileriniz oluşuyor ve buna göre yöneldiğinizde demin dediğim gibi 7 milyar eksi bir insandan daha iyi yapabileceğiniz bu dünyada size özgü bir serüveniniz, bir öykünüz var. Bunu ne kadar gerçekleştirebiliyorsanız o toplum başarılıdır. Buna ne kadar zemin ve imkan sağlıyorsa o belediye de başarılıdır. Bunun için ne yapacağız? Somut uygulamalardan bir iki tane örnek vermek gerekirse, mesela biz kreş sayısını çok arttırarak çocukların okul öncesi eğitime toplumun diğer kesimleriyle de irtibat kurarak iyi hazırlanmalarını sağlayacağız. İlkokul birinci sınıflarda bir yetenek taraması gerçekleştireceğiz. Çünkü pek çoğumuz biliyoruz ki rol yeteneğimiz ya da müziğe çok iyi kabiliyetimizin olduğunu çok çok sonraları öğreniyoruz. Bazen bu yetenekler çok saklı gizli kalıp belki de hiç açığa çıkmadan biz bu dünyadan geçiyoruz. Bu yetenek taramasında zihinsel, sanatsal, bedensel yetenekleri ortaya koyacağız. Daha sonra okul yönetiminde ve serbest zaman faaliyetlerinde sosyalleşme dediğimiz olguyu Türkçe'de yanlış anlaşıldığı gibi değil. Çünkü Türkçe'de sosyalleşme denildiğinde biz çocuklarımızın medeni cesaretinin olmasını, başka insanlarla rahat konuşabilmelerini anlıyoruz. Ama sosyalleşme bu değildir. Sosyalleşme bireyin içine doğduğu toplumla, içine doğduğu kültürle hemhal olması, bu hemhal olma işini gerçekleştirirken birlikte yaşadığı insanlarla beraber faaliyetler yapması. Yani mimarisi, musikisi, doğası, tabiatı, fikir adamları, fikir akımları, bunlarla hemhal olması, bunları içselleştirmesiyle birlikte sosyalleşmeden söz edilebilir. Batı'da bir alfabesi gibi bu alanların belli şeyler çocukluk ve gençlikte verilir. Yani bir Türk sanat müziğini sevmeyebilirsiniz ama iki makamı ayıracak kadar bilginiz olması lazım. Efendim, bir binaya baktığınızda kaçıncı yüzyılda yapıldığını bilecek kadar, belki mimariyi çok sevmeyebilirsiniz, sanat tarihini. Bütün bunları da işte folklor, müzik toplulukları, düşünce toplulukları diğer insanlarla birlikte yapıyorsunuz. Bunun adı sosyalleşmedir. Yani kişilik ve şahsiyetinizi bulmadır. Bunun içinde politika da var. Çünkü demokraside yaşıyoruz ve demokrasi en kısa tarifiyle kişilerin kendilerini etkileyen kararlarda etkilerinin olma durumudur. Bunu sağlamamız gerekir.
Eğer bu sağlanmıyorsa şekli manada formel bazı kurumları, kuralları koyduğunuzda meclisler olabilir, efendim şeyler olabilir, kurullar olabilir, konseyler olabilir ama bunlarmış gibi yapıyorlar ise gerçek demokrasi yoktur. İşte gerçek demokrasi kişilerin kendilerini etkileyen kararlarda etkilerinin bulunması ise o zaman süreçlere başta gençler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin katkı ve katılımını sağlamak durumundayız. Biz yetenek keşfi, gençlerle ilgili gençlerin bir araya gelip yapmak istedikleri müşterek işlere sponsorluk yapma, onlara maddi, manevi, mekan, fiziki imkanlar sunma suretiyle gençlerin politikaya katılımını teşvik edeceğiz. Çünkü politika bizim hayatımızdır ve iyi bir şeydir. Ama Türkiye'de maalesef ben mecliste hatırlıyorum, Milli Savunma Komisyonu'nda komisyon başkanı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde politikanın esas olduğu yerde bazı hoşuna gitmeyen sorular olduğunda şöyle demişti, masaya vurdu: beyler, ben burada politika yaptırmam. Ya da çok sık söylenen bir şey vardır, işte dış politikaya politika karıştırmayalım. Yani başında da söyleriz politika diye, dış politikaya politika karıştırmayalım, milli eğitime politika karıştırmayalım. Yani politika hem merkezin yaptığı hem de hiçbir tarafa bulaştırılması istenmeyen bir şeymiş gibi söyleniyor. Esasında bu tamamıyla yanlış. Eğer demokrasiyi deminki dediğim gibi tarif edersek, insanların kendilerini etkileyen kararlarda etkilerinin olması durumunu tesis etme olarak görürsek, işte burada gençler de yerlerini alacaktır. Ama bizim yaklaşımda, metotta bir farkımız var, onunla bitireyim. Biz insanlar için iyi olanı insanlardan iyi bildiğimize inanmıyoruz. Haliyle gençler yola çıkıp bir şeyler yapmak istemeliler ve biz orada yardımcı olacağız. Fakat dünyada gençleri toplumla ilgili kararlara, toplum üzerinde düşünmeye katan, bu süreçlere katan başarılı örnekler var. Bu başarılı örnekleri biz de gençlerimizin önüne getirip koyacağız. Ya da gençlerimiz filanca ülkede, filanca ilde iyi uygulama örneği var diye bize getirdiklerinde bunların da Bursa'da uygulanabilirliğini kontrol edeceğiz. Peki ben sözü sizden almak istiyorum ve sizin deyiminizle politika yapan Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı ve politika yapan kadınlara söz vermek istiyorum. Neslihan Çelik Alkoçlar, sizin sorunuzu alabiliriz. Merhabalar Kadir Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız görüşmeyle? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi bütün adayların seçim başladığı süreçten itibaren çok fazla kadın projesi var. Daha doğrusu kadınları çok önemsediklerini söylüyorlar bütün adaylar. Ancak hem seçim tablolarında hem seçilenler tablosunda kadınları hiç göremediğimiz gibi hemen hemen, aynı zamanda onlara verilen, onlara uygun görülen rollerde de bir problem var. Şimdi siz de iki gün önce bir açıklama yapmışsınız. Bursa'nın kadın dostu kentler arasında en yüksek sırada yer alması için çok güzel projelerimiz var, önemli projelerimiz var diye bir açıklama yapmışsınız iki gün önce. Evet. Aslında Bursa'yı dünya ölçeğinde, dünya arasında kadın dostu kent yapacak en önemli projelerimiz neler? Gerçekten Bursalı kadınların bunları duymaya ihtiyacı var, siz de biliyorsunuz. Evet. Kadir Bey, ben kısa bir hatırlatmak istiyorum. Biraz kısa cevaplar isteyeceğim sizden çünkü çok fazla soru almak istiyorum. Ne kadar kısa cevap, çok sorumuz var zaten, soru. Çok sorumuz evet. var. Sağ ol. Buyurun. Öncelikle kadınların üzerinde fiziki varlığı devam ettirme yükünden belediyeye düşen, belediyenin belirleyebileceği alanları onların sırtından yükü alacak şekilde, kendilerine ve hayata daha fazla vakit kalacak şekilde düzenleyeceğiz. Bunlar nedir? Mesela belediyenin ücretlendirdiği hizmetler, içme suyu, ulaştırma giderleri gibi hizmetlerde ucuzluk sağlayacağız. Kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden daha az olan ailelerde aile reisi durumundaki kadına 200 lira şartsız nakit yardımı yapacağız. Kreş sayısını artıracağız. Konuk evlerini artıracağız. Kadınların birlikte yaptığı kültür sanat faaliyetlerini hem mekan temin etme hem belli giderlerini karşılama şeklinde teşvik edeceğiz. Onlara yardımcı olacağız. Ürün üretmeleri ve bunları değerlendirme satmaları ile ilgili mekanlar oluşturacağız. Ve kadınların kendileriyle ilgili projeler yapmalarını teşvik edeceğiz. Bu yollarla kadının sırtındaki yükü alıp onların kendilerine ve hayata daha fazla vakit bulmalarını sağlayacağız ki o zaman diğer hususları kadınlar kendileri gerçekleştirebileceklerdir.
kısa cevabınız için teşekkürler. Çünkü daha çok kadın sorusu var. Hiç merak etmeyin. Aklınızdaki diğerlerini anlatabileceksiniz. Şansımızda var mı bu arada? Hani ekleme çıkartma yapma şansımız var mı bilmiyorum ama... Birkaç tur daha gelecek. Peki. Bir tur daha geleceğim. O zaman alayım ben sizin görüşlerinizi. Pekala, tamam. Mehmet Aslan, Doğan Bey Konutları Dernek Başkanı. Mehmet Bey, sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Kadir Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Şimdi medyaya yansıyan, benim çok dikkat ettiğim bir sözünüz var. Malum adaylar projelerle ortaya çıkıyor ama sansasyonel proje üretmek kolay, önemli olan ayağa yere basan projeler üretmek ve bunları evet. hayata geçirebilmektir demiştiniz. Evet. Şimdi malum Bursa'da kentsel dönüşüm adına çok büyük hatalar yapıldı. Bunu artık yapanlar da inkar edemiyorlar. Evet. Ben de bu hatalı projelerin bir tanesinin dernek başkanı olarak özellikle kentsel dönüşüm konusunda size bir soru sormak istiyorum. Tabii bir antiparantez, maalesef bu hataları da seçim katığı yaparak oy toplamak isteyenler de var. Biz bunlara da tabii ki tepki gösteriyoruz. Şimdi sormak istediğim şu, sizin için kentsel dönüşüm konusunda Bursa'nın önceliği nedir? Yani Bursa'da kentsel dönüşümde öncelikle ne yapılması gerekiyor? Mesela biliyorsunuz, Doğanlı'ya çok büyük bir hata yapıldı. Şimdi bu hatayı sil baştan, tekrar yıkalım, tekrar yapalım tarzında bazı bilgiler de var. Açıkçası insanlar bunlardan da rahatsız oluyor. Yapıldığı kadar yıkılmasından da rahatsız olacak insanlar var. Ama sizin bir açıklamanız vardı, kentsel dönüşümün öncelikleriyle ilgili. Bursa'da sizce kentsel dönüşümün öncelikleri nelerdir? Evet. Bursa'da bu açıdan şanslıyız. Yani bunu bir ironi olarak söylüyorum tabii. Kentsel dönüşümde ne yapılmaması gerektiği konusunda Bursa çok somut örnekleri hemen burnumuzun dibine koymuş vaziyette bu zamana kadarki süreçte. Neler yapılmaması gerekir? Öncelikle yatayda çarpık olan bir yapılaşmayı dikeye uzatarak çözme yoluna gidilmemeli. Doğan Bey'de olduğu gibi. İkincisi, kentsel dönüşümde iyi hesap kitap yapıp yapılabilir olanı telaffuz etmeli. Kentsel dönüşümü insanlara tırnak içinde söylüyorum bir kıyak, babasının oğluna yapmayacağı bir iyilik olarak görmemeli. Oradaki insanların zaten hakkı olan bir şey olarak değerlendirmeli. Ayrıca başta deprem afetine hazırlık olmak üzere bunu bir kamu hizmeti olarak görmeli. Yani yapılmaması gerekenler bunlar. Biz kentsel dönüşüme şöyle bakıyoruz. Kentsel dönüşüme tabi alanda öncelikle şunu soruyoruz. Diyoruz ki bu alanda bugünün şartlarına yani 2014 dünyasında çağdaş yaşam gereklerini yerine getirebilecek ama Bursa'nın depremselliğine, Bursa'nın lodosuna, Bursa'nın fay hatlarına, yağmur yağdığı vakit suların akma istikametine ve hepsinden önemlisi binlerce yıllık tarihi kültürel mirasına ve bu mirasla oluşan kimliğine uygun buraya kaç tane konut olabilir? Birinci baktığımız bu. Diyelim 500 dönüm bir arazi üzerinde bir şey yapıyoruz. Buraya kaç tane konut sığabilir? Bunun cevabı tamamen bu dediğimiz gerekliliklere uygun konutla irtibatlı olacaktır. Misal olsun diye söylüyorum. 2000 konut diye bir cevap aldık. Ve ikinci sorumuz döneceğiz. Burada şu anda kaç tane hak sahibi var? Eğer 2000 ya da daha az hak sahibi varsa problem yok, burada bu çözülecektir. Ama 2000'den fazla hak sahibi varsa biz demin dediğim yataydaki çarpıklığı dikeye yansıtma yoluna gitmeyeceğimiz için 2000'in üzerinde misal olsun 2800 diyelim, 800 kişi için tabii onlarla görüşüp onların rızasını almak kaydıyla başka bir yerde çözüm bulacağız. Şu anda iskan olmayan diyelim Nülüfer'de, başka uygun bir yerde çözüm bulacağız ve orada 2000'i asla geçmeyeceğiz. Üçüncü bir temel prensibimiz, biz işe başlarken orada arazi ve arazinin üzerindeki yapı stoğunun belli bir bedeli olacaktır. Bu bedelin kentsel dönüşüm bittikten sonra değer kazanacağını biliyoruz. Diyelim ki başlangıçta mevcut arazi ve üzerindeki yapı stoğu 10 milyon lira ediyordu ve biz bitirdik. Yeni orada bir yerleşim yaptı. Çağdaş, modern, Bursa'nın kimliğine uygun bir yerleşim orada gerçekleşti. Ve 25 milyon oldu. O zaman biz başlangıçta 80 bin liralık şeyi olan, hak sahibi olan birisine bunun 2,5 katı ne oluyor? 200,
200 bin lira hak vereceğiz oradan. Yani orada oluşan değer artışını tamamıyla oradaki hak sahiplerine vereceğiz. Kentsel dönüşümü yaparken bunun yanında bir otopark çıkaralım, bunun yanında bir AVM çıkaralım ya da belediye konutlar çıkaralım gibi bir yaklaşımımız olmayacak. Burada yaklaşım net ve zannediyorum biz vatandaşlarımızla diyalog süreci içinde bunun ideal yolunu bulacağız. Ama temel prensiplerimiz, olmazsa olmazlarımız bunlar. Nihayet yapılmaması gerekenlerden çıkardığımız bir ders de her şeyi hazırlanıp etütü, projesi, fizibilitesi tamamlanmadan bunu telaffuz etmeyeceğiz. Yıldırım'da olduğu gibi böyle dondurup hayatı oradaki bina sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Bursa'da hakikaten kentsel dönüşüm çok kötü örneklerdir. İlber Ortaylı hocamız o bilim adamlarının verdiği bütün itidal, ihtiyatla bu Doğan Bey için emanete ihanettir demektedir. Ama yapılan bir milli servettir. Biz her zaman fayda maliyet karşılaştırmasından yanayız. Asla yıkma vesaire gibi bir düşüncemiz yok. Oraya değer katma ya da zaman içinde öyle bir proje oluşturalım ki orada oturanlar başta olmak üzere şehre getireceği yapılan masraftan daha fazla olsun. Bunu ortaya koyabildiğimiz takdirde biz Doğan Bey'i çözeriz. Ama bu Doğan Bey'de oturanlarla en başta orada oturanlarla birlikte yürütülecek ve sonuçlandırılacak, karara bağlanacak bir süreç olacaktır. Ve milli servettir. Ben yıllarca valilik yaptım. Böyle olanı muhafaza yönünde bir yapım var. Yani yıkıp atma vesaire şeyi bana biraz zor geliyor. Onun için biz ıslah etme ve daha güzel projelerle Bursa'yı bu kimliğine yakışmayan yapılaşmadan kurtarmak istiyoruz. Peki, Kent Gazetesi yazarı Aysun Karlı yayınımızda. Aysun Bey, ben sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kadir Bey, iyi akşamlar sizlere de. İyi akşamlar. İyi akşamlar Aysun. Sizin aday olduğunuz süreçten bu yana yakından takip ediyoruz, izliyoruz. Mantıklı söylemleriniz var, akılcı söylemleriniz var. Özellikle görsel yönde iyi doneler üretip paylaşıyorsunuz medyayla ve sürekli gündeme geliyorsunuz. Ama şunu merak ediyorum. Yani tabii ki siyaset bir iddia işi. Hedefleriniz olacak, iddianız olacak. Şimdi az önce gençleri anlattınız, kadınları anlattınız, kentsel dönüşümü anlattınız. Daha öncesinde işte suyu ucuzlatma, ulaşımı ucuzlatma, ihtiyacı olan her kadına 200 lira verme gibi bir takım vaatleriniz ve düşünceleriniz var. Şimdi bunların hepsini böyle yan yana koyduğumuzda şöyle bir biraz geriye dönmek istiyorum. Geriye dönüp baktığımda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa'da bir önceki seçimlerde aldığı oy oranı %12,5, İktidar Partisi'nin de %47,3. Evet. Böyle bir realite varken, yani böyle rakamlar çok size böyle sempatik değilken, sizin bu sempatik düşüncelerinizi, bu bakış açınızı acaba Bursa halkı ne kadar samimi bulacak? Biraz böyle lütfen yanlış anlamayın ama sanki biraz ajitasyon da var gibi geliyor. Yani siyasette hep bunları yaşadık ama siz her şeyden önce kazanacağınıza gerçekten inanıyor musunuz? Bunu size yüz yüzeyken de sormuştum. Evet. Burada da yayında da bir kere daha sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani öncelikle ajitasyon değil, onu söyleyeyim. Çünkü bu kaynaklar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde var, imkanlar var ve bunlar yapılabilir projeler. Hemen kaynağını izah etmek mümkündür. Mesela birkaç rakam vermek isterim bu vesileyle. Evet. Türkiye'nin TOKİ'nin internet sayfasına girildiğinde görülebilir. 23-24 yerinde stadyumlar yapılıyor. Ben geçen sene Mayıs ortasına kadar Eskişehir valisiydim. Eskişehir'de de 33 bin kişilik bir stadyum TOKİ tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden yapılıyor. Türkiye'de tek belediye, gelmiş geçmiş tek belediye stadyum için para harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ve bu stadyum 400 trilyona mal olacak. Bursa'daki ekonomi çevrelerinden, iş aleminden de pek çok buraya katkı sağlandı. Şimdi 400 trilyon pek çok projeyi yapılabilir, realize edilebilir hale getirecek bir rakamdır. İkinci bir rakam vereyim. Temsil, tanıtma, reklam giderleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ayda 2 trilyon,
haftada 500 milyara tekabül etmektedir. Yine 2014 bütçesinde 45 trilyon faiz giderleri için öngörülmüştür. 2014 bütçesi de %10'u kadar, ki Avrupa Birliği kriterlerinde falan bu çok yüksek bir oran, %10'u kadar yeni borçlanma ihtiyacıyla kapatılmıştır. Yani bütçe daha bağlanırken açık bağlanmıştır, açık vererek bağlanmıştır ve 125 milyon kadar bir meblağın borçlanılarak kapatılacağı öngörülmüştür. Ve 2014 yılında borç ana taksit ödemeleri değil, sadece faiz ödemeleri için 45 trilyon ayrılmıştır. Biliyorsunuz bütçe Kasım ayında bağlanır ve bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra faizler bazı kalemlerde %150, bazılarında %100 arttı. Haliyle bu 45 trilyonun 60 trilyon olması kuvvetle muhtemeldir. Ama biz hesaplama kolay olsun diye 48 dersek, 45 yazan onu altını çizerek bir daha söylüyorum. Ayda 4 trilyon, haftada 1 trilyon faiz ödenmektedir. Yani birazdan saat 12 olduğunda, pazartesiden salıya devrildiğimizde 200 milyar lira için faiz ve tanıtma giderleri için harcanmış olacaktır. Evet. Şimdi bu ciddi bir paradır. 1000 tane kadına 200 lira yardım demektir günlük. Yani biz bunu ayda vereceğiz. Buradan dünya kadar enerji ve kaynak açığa çıkıyor. Buna benzer mesela belediye sarayı artık modern örgütlenmelerde küçük esnek örgütlenme esastır. Eski entegre tesisler demodedir. Onlar 20. yüzyılda kalmıştır. Şu anda banka şubelerinden tutun da büyük fabrikalara kadar herkes küçük ve esnek örgütlenme modelini uygulamaktadır. Siz bu devirde 2014 yılında belediye sarayı yapıyorsunuz ve belediye sarayı yaptığınız yerle ilgili Recep Bey'in Osman Gazi Belediye Başkanı iken burası biliyorsunuz yeni hal, şimdi eski yeni hal oldu adı, tamamı yeşil alan olmalıdır diyor. 2009 yılında seçim çalışmalarında basılı materyaller var. Orada da diyor ki %5'ini, arazinin %5'ini geçmeyecek kadar bir küçük temsil kabiliyeti olan belediye binası yapalım, %95'i yeşil alan olsun. Ben geçen gün gittim inceledim. Zaten o belediye sarayı yapılmadan evvel yanında 26 kat, 20 katlı yapılaşmalara müsaade edilerek orada bir rant oluşturulmuştur. Ve %70'ine oturmaktadır belediye sarayı. O yerin diğer beton uygulamalarından sonra eğer %5 yeşil alan kalırsa sevineceğiz. Yani bunların hepsi yapılabilir. Ben uzun yıllar devlet memurluğu yaptım. Bir vali olarak her zaman ağzımdan çıkan sözü ölçüp tartarak söyledim. Pek çok yerde bana yapılan tekliflere inceleriz ya da olmaz dediğim için seçmenlerimle bir araya geldiğimde bazen izah ve ikna çabaları gerekiyor. Yani bütün bunlar yapılabilir şeylerdir. Yeter ki tercih ve öncelikleriniz buralar olsun. Ama vatandaşımıza ben şunu söylüyorum. Tabii tamahkarla sahtekar yan yana olur diye atalarımızın bir sözü var. Kaynağı belirtilmeyen şeyleri tabii ki sormaları gerekir. Biz de bu vesileyle bu 200 lira yardımın kaynağıyla ilgili en azından birkaç ipucu vermişiz diye kendimiz düşünüyoruz ve buna imkan verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Peki Profesör Doktor Emin Balkan yayınımızda Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Emin Bey buyurun. İyi akşamlar Kadir Bey. İyi akşamlar hocam. Adaylarınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah utandırmasın. Ben tabii şimdi Balkan göçmenleriyle ilgili bir sivil toplum örgütünün temsilcisi olarak sizlerle paylaşacağım. Bir iki husus olacak. Bizler bu türdeki dernekler, sivil toplum örgütleri kendi sorunlarıyla uğraşırlarken bir de kültürel değerlerini yaşatmak için uğraşıyoruz. Ve yerel yönetimlerle de mutlaka yakın diyaloglarımız oluyor. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda sizden beklentilerimi şöyle özetleyebilirim 2-3 soruyla. Birincisi, Bursa Balkanlardan, Kafkaslardan dış göçü yoğun alarak alan bir Balkan göçmen şehri. Bunun yanında da son yıllarda Anadolu'nun her yerinden iç göçünü alarak Bursa'da çok kültürlü zenginliğini yaşayan bir şehir. Ama bu zenginliği halkla birlikte yaşatabilmek, o kültürel değerleri hissettirebilmek gerekiyor. Yerel yönetimlerin de bunlarda görevleri vardır diye düşünüyorum.
Bunun yanında Balkanlarda veya Kafkaslarda bıraktığımız akrabalarımız var bizim. Onlarla da yakın temaslarımız olması gerekiyor. Bugüne kadar biz yerel yönetimlerden bu yönde beklentilerimiz bir kısmını elde edebildik, yapabildik, bir kısmını yapamadık. Sizin valilik döneminizde Eskişehir'deki özellikle dış Türk dünyası kültür başkentiyle ilgili çalışmalarınızı takdirle takip ettik. Özellikle konfederasyonumuzun bir ayağı da Eskişehir'deydi. Oradaki arkadaşlarımız bu yönde bizlerle paylaştılar. Umut ediyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı açısından bu yönüyle çalışmalarınız ne olacak? Yerelde de bizlerin hep sıkıntı yaşadığımız bir husus var. Kent yöneticileri... Emin Bey, efendim, sözünüzü kestim. İki soru oldu. Onların cevabını alalım. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben Eskişehir'de Türk Dünyası Kültür Başkentliği uygulamasını hasbelkader acizane yürüttüm ve özellikle uluslararası akreditasyonu tanınırlığı noktasında o süreci aktif olarak yönettim. Bu vesileyle gerek Balkanlara, gerek Türk Cumhuriyetlerine, gerek Rusya içindeki özel cumhuriyetlere pek çok defa gittim geldim. Oralarla hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz? Bunun arayışı içinde oldum ve bazı güzel uygulamaları gördüm. Bazı iyi projeleri de tasarlayıp hayata geçirmek üzere hazırladık. Bursa dediğiniz gibi Türk dünyasının numunesidir. Türk dünyasının hemen her köşesinden insanlar Bursa'ya gelmiştir ve Bursa göçü güç haline getiren bir şehirdir. Eğer bugün göçmenlerimiz olmasaydı, mutfağımız bugünkünden çok daha fakir olurdu. Pek çok yemeğimiz, yemek çeşidimiz olmazdı. Göçmenlerimiz gelmeseydi bugün musikimiz çok daha fakir olurdu. Balkanlardan Kafkaslara, Erzurum'dan Yozgat'a, Diyarbakır'a pek çok havalarımız, tavırlarımız olmazdı. Sporumuz çok daha fakir olurdu. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Balkanlardaki pek çok futbolcumuz ve diğer alanlarda şeyimiz olmazdı. Üniversitelerimiz çok daha fakir olurdu. Pek çok bilim adamımız oradan gelen olmazdı. Yani Bursa, tekrar ediyorum, göçü güç haline getirmiştir. Ve bu açıdan hali hazır durum iyi bir durumdur. Öyle olduğu için Balkanlardan olsun, başka yerlerden olsun, Türkiye'nin başka vilayetlerine yerleştirilen vatandaşlarımız 5-10 sene sonra önemli bir kısmı, %30'u 40'ı Bursa'ya gelmektedir. Evet. Çünkü burada göçmenler için dostane bir ortam vardır. Biz o Yunus'un gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diye özetlediği hakikati burada hayata geçirmişiz. Belediyelerimizin de bu konuda iyi çalışmaları var. Büyükşehir Belediye'mizin de, merkez ilçe belediyelerimizin de çalışmaları var. Ama bu çalışmalar benim gördüğüm kadarıyla biraz... sizin için tabii iyidir. Balkan ağırlıklı. Biz geldiğimizde bunu diğer coğrafyalara da yayacağız. Hem yurt dışında hem yurt içinden gelen göçmenlerimizin burada kendi özelliklerini korumaları ve Bursa'daki oluşturulan o büyük senfoniye kendi ahenklerini, namelerini katmaları ve bunu zenginleştirmeleri ne sağlayacağız? Bununla ilgili pratik uygulamalarımız var. Sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platformun olması, okulların kardeş okul uygulamalarına gitmesi, üniversitelerimizin burayla ilgili araştırmalar, müşterek araştırmalar, öğrenci değişimi, akademisyen değişimi programlarının yapılması, bunlara bizim yardımcı olmamız gibi uygulamalar var ve biz bunları devam ettireceğiz. Peki, Lütfü Örs yayınımızı Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı. Sizi biraz beklettik ama sizden sorunuzu alabiliriz. İyi akşamlar Kadir Bey. İyi akşamlar Lütfü Bey. Benim sorum öncelikle bütün öğrenci arkadaşlarımızı ilgilendiren ulaşım ücretleri ve otobüslerin genel şartları ile ilgili olacak. Evet. Çünkü ulaşım ücretleri dışında otobüslerin şartları engelli arkadaşlarımız açısından da sıkıntı. Bütün şehri ilgilendiren kısmıyla. Özellikle halk otobüslerinde engellilerin kullanımına imkan sağlayacak şartlar yok. Otobüslerin tek tip hale getirilebilmesi, yani bütün otobüslerin engellilerin de faydalanabileceği hale getirilmesiyle ilgili nasıl çalışmalarınız olabilir? Evet. Biz Bursa'nın birinci sorunun ulaşım olduğunu biliyoruz ve öncelikli projelerimiz ulaşım alanında.
Burada Avrupa'nın modern kentlerinde uygulanan ve iyi netice verdiği bilinen bazı uygulamaları Bursa'ya adapte edeceğiz. Bursa'nın şartlarına göre onu tabii ilgili kesimlerle de görüşerek burada hayata geçireceğiz. Bunlardan biri mesela zaman esaslı bilet sistemi. Gerek hafta sonu ilimizi gezmeye gelenler için olsun veya sabahleyin işine gitmek isteyenler için olsun böyle bir uygulama getireceğiz. Yani mesela şunu söyleyeceğiz, 6 ile 8 arası eğer toplu taşıma araçlarını kullanırsanız %50 indirimli ama 8'den sonra normal fiyat. Emekli olan birilerine de diyeceğiz ki siz 6 ile 8 arası şeylere binmeyin toplu taşımaya, binerseniz 2 katı, eğer bu saatlerde kullanmazsanız indirimli. Bunlar Almanya'da, Fransa'da uygulanan sistemler. Öğrencilerle ilgili dediğiniz gibi bu genel bir sorun. Yani bu toplu taşıma araçlarının konforunun yükseltilmesi, güzergahlarının düzeltilmesi, birbirleriyle entegrelerinin sağlanması. Yani Bursaray'dan indiğinizde sizi orada bir otobüsün bekliyor olması ya da Bursaray'ın bir durağına gelirken o durakta ücretsiz güvenli otopark hizmetinin sağlanmış olması. Bunlar belki 1 puan, 2 puan ama topladığımızda ciddi iyileşmeler sağlayacaktır. Şunu biliyoruz, Bursa Türkiye'de ulaştırma ücretleri konusunda en pahalı şehirlerden birisi. Suda olduğu gibi ulaştırmada bazı şehirlerle, Konya aklıma şu anda gelmedi, bir iki şehir var. Oralardan %75, %50 daha pahalıyız. Suda 4 katına varan fiyat farkları var bazı büyük şehirlerle. Bunu ucuzlatıp güzergah ve araçlardaki düzenlemelerle hem öğrenci hem de engelli arkadaşlarımız, vatandaşlarımız için daha uygun araçları devreye sokacağız. Özel halk otobüsleriyle ilgili konu bir irade meselesidir. Buna ruhsat verirken, çalışmasına müsaade ederken bu şartı koyarsınız ve onlar da bunu yapmak durumundadır. Yani Bursa'daki bazı sıkıntılar esasında mevzuat ya da imkandan ziyade bunu isteyip istememekle ilgilidir. Mesela Nilüfer çayı siyah akıyor ama bazen Kurban Bayramı 10 gün tatil yapınca o iki cumartesi pazarın arasına geldiğinde son cumartesi, cuma günü Nilüfer çayının temiz akmaya başladığını ben gördüm. Çünkü sanayi tesislerinin atıkları kontrol edilmiyor. O ara çalışmadıkları için doğal olarak Nilüfer çayı temizleniyor. Şu anda duyduğumuz, hani belki sorunuza cevap değil ama yeri gelmişken zikredeyim. Bazı sanayi tesisleri, Bursa'nın altında su çakıllı bir toprak var. Eski su borularını, tulumba borularını oralara deşarj yapmak için kimyasal atıkları kullanıyorlar. Ama bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Onun için de ciddi bir irade gerekiyor. Biz bu iradeyi göstereceğiz. Peki yayınımıza son yarım saate giriyoruz. Reyhan Hanım, size söz vermek istiyorum. Sizin sorunuzu alabiliriz. Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle ben bir de diğer etnik azınlıklarla ilgili soru sormak istiyordum ama sizin Balkan derneklerine ve genel olarak göçmenlere bakış açınızdan dolayı cevabımı aldım aslında. Gençler kısmına geri dönmek istiyorum. Aslında kastettiğim şey benim şu sıra ifade özgürlüğüyle ilgiliydi. Biliyorsunuz Gezi sürecinden beri gençler ifade özgürlüğü konusunda sıkıntı çekiyorlar ve birçoğu polis tarafından şiddete maruz bırakıldı. Bursa'da, İstanbul'daki kadar etkisi büyük olmasa da benzer durumlar oldu. Gençler ifade özgürlüğü ile ilgili sıkıntılar yaşıyorlar ve bunun için siz neler düşünüyorsunuz ya da bizim bu sıkıntımızı ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? Şimdi göçmenlerle ilgili çok kısa bir hususu belirtmem lazım. Bu ara paralel kelimesi moda. Bursa'da paralel toplumlar, yani sosyolojide bu sosyolojik bir kavramdır. Paralel toplumlar oluşmaya başlamış vaziyette. Yani hayat hikayeleri, özgeçmişleri birbirine temas etmeyen, birbirinden tamamen ayrı dünyalarda yetişen insanlar var. Bursa'nın doğusundaki Yıldırım ile batısındaki Nilüfer apayrı alem ve burada yetişen çocuklarımızın dinledikleri şarkıcılar, dinledikleri müzikler, seyrettikleri filmler, okudukları kitaplar, gittikleri okullar, yemek yedikleri yerler ve gündemleri, sohbetlerinin konuları
tamamıyla birbirinden farklı. Bu çocuklar 50 yaşına geldiklerinde bir araya gelip sohbet ettiklerinde geçmişlerinde hiçbir müşterek olmayacak. Bu çok ciddi bir tehlikedir. İkinci bunun başka bir versiyonu da site şeklindeki oturma tarzıdır. Sitelerde belli gelir gruplarındaki insanlar bir arada yaşamakta. Site girişinde bariyerli, bekçili bir kontrol noktası. Etrafında yüksek duvarlar. Ayda 20 bin lira kazananlar bir yerde, 5 bin lira kazananlar bir yerde. Güvenlik sebebiyle bu tercih edilse de o çocukların hayatın bütün çeşitliliği, bütün zenginliğiyle temas edememesi, dokunamaması bakımından oldukça tehlikeli bir durumdur. Çünkü insanlık tarihi boyunca insanlar bilmediklerinden hep korkmuşlar ve olumsuz olanları bilmediklerini aktarmışlardır. Şimdi gençlerin konusuna gelince, yani gezi olaylarına, bence burada gözden kaçırılan bir şey var. Settle'dan başlayarak antiküreselci hareketlerle birlikte dünya yeni bir şeye sahne oldu. Gezi'de de bunu gördük. Yani normal zamanda birbirine 180 derece zıt fikirleri savunan gruplar ve insanlar bazen aynı meydanda birlikte oldular. Bazı şeyleri protesto ettiler. Mesela antiküreselci cephede biz bunu çok net görüyoruz. Orada kürtaj karşıtlarıyla kürtajın yanlıları aynı cephedeydi. Üçüncü dünya ülkelerinin sendikaları ILO ve çevre standartlarının kendi ülkelerinde uygulanmasının onları geri bıraktığını söylerken ve bunların uygulanmaması bir müddet göz yumulmasına benzer talepler koyuyorlar. Diyorlar ki Batı kendisi kalkındı, gelişti, bize sömürüyü devam ettirmek için arıtma tesisi satıyor vesaire. Gelişmiş ülkelerin sendikaları da şunu söylüyorlar, bizim patronlar ILO standartları ve çevre standartları uygulanmadığı için 3. dünya ülkelerinde oraya fabrikalarını taşıyabiliyorlar, kolay taşıyabiliyorlar. Bunu bizim başımızda demokrasinin kılıcı olarak kullanıp bizim ücretlerle, emeğimizin karşılığı ile ilgili hak arama yollarımızı engelliyorlar. Ama bakıyorsunuz o meydanlarda iki grup birlikte var. Gezi'de de bunu gördük. Mesela başka şeyde, bu sevindirici bir şey olduğu için bilhassa zikretmek istiyorum. Üç büyük kulübümüzün taraftarları başka zaman bir araya gelmezken Gezi'de müşterek bir şey için bir araya geldiler. Birbirlerine ikramlarda bulundular. Burada bence esas olan insanlar artık karar alma süreçlerinin, yani gündem belirleme, irade oluşturma ve karar alma süreçlerinin sokaktan, insanlardan, toplumdan koptuğunu gördüler. Milletvekillerimiz mesela, milletvekili yemini bence 4 yıl boyunca siyaset yapmayacağına dair yemindir. Çünkü grup disiplini adı altında hiçbir konuyu tartışarak kendileri bir kanun yasama faaliyeti yapamıyorlar. Geleni tasdik ediyorlar. Şimdi parlamentolar önceden yazılmış senaryoların uygulayıcısı parmaktan ibaret. Şehir meclisleri, kent konseyleri ve belediye başkanlıkları mış gibi yapıyor. Yani belediye başkanıymış gibi, meclis meclismiş gibi, kent konseyi kent konseyiymiş gibi yapıyor. Yani Gezi'de hatırlarsak orada bir parktaki, bir ilçenin parkındaki yapılan düzenlemeyle ilgili bir ihtilaf ve bunun taraftarı var. Bu ilçede, ilçe çözemiyorsa kaymakamlık, o çözemiyorsa büyükşehir, efendim ondan sonra valilik, daha sonra çevre bakanlığı olur. Ama bizzat başbakan buna şey yap. Yani burada esas olan demin söylediğim demokrasinin insanların etkilendikleri kararlarda etkileri olma durumunun gerçekleşmemiş olması. Buna buradan bakmak gerekir. Biz bu süreçleri sürecin sonunda bizim arzu ettiğimizin teyidini beklemeksizin ucu açık olarak kabul ederek açacağız. Gündem belirleme, gündemde neyi tartışacağız? İrade oluşturma, nasıl karar alma süreci oluşturacağız ve karar alma mekanizmalarını katılımcı, demokratik ve halkın içinde hale getireceğiz. Peki ben tavrınızı daha net anlamak için şunu sormak istiyorum size. Aziz Kocaoğlu gezi olaylarında tomalara su verdiğim için pişmanım dedi. Ve Berkin Elvan'ın anma töreninde tomalara su vermediğini ve bundan sonra vermeyeceğini açıkladı. Siz eğer başkan seçilirseniz benzer gezi gibi öğrencilerin eylemlerinde tomalara su verecek misiniz? Evet, şimdi ben bununla ilgili hani klasik bir laf belki ama yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyor. Ben bu toplumsal olayların içindeyim. 30 senedir kaymakam ve vali olarak Eskişehir'de sivil toplum örgütlerinin, hak arama gruplarının
çerçeveyi de aşmadan çok başarılı bir şekilde bu işi yaptıkları bir yer. Bütün gruplar var Anadolu Üniversitesi'nde, Osman Gazi Üniversitesi'nde. Benim orada 2 yıllık valilik görevim var. Burada tabii ki her zaman çok iyi olmadık. Ama o çerçeveyi asla aşmadık. Yani ben kanunen insanların kendilerini ifade etme hürriyetinin anayasal bir hak olduğunu, bunu sağlamaları gerektiğini, bunu yaparken sadece kırıp dökmeme. Ama bunu da şey yapmamak gerekiyor. Şu anda çok bana göre meziyet gibi takdim edilen bir kötü şey var. Ben bir şey, mesela siz bana bir şey söylüyorsunuz, bir farklı bir şey söylüyorsunuz. Benim yanlış olduğumu söylüyorsunuz. Ben diyorum ki katılmıyorum ama bunu ifade hürriyetinize de saygı duyuyorum. Bence bu en büyük saygısızlıktır. Eğer bir şeyi tartışıyorsak, mesela siz benim dediğimin çok yanlış olduğunu söylüyorsanız, bu hükme nereden vardığınızı dinlemek durumundayım ve o gerekçelerinize göre kendi pozisyonumu, tavrımı da tekrar gözden geçirmek durumundayım. Esas size saygı budur. Şimdi bu zorlamalar biraz buradan geliyor. Çünkü Türkiye'de herhangi bir konuyu gündeme getirmeniz için nedir demokratik yollar? Panel tertip edersiniz, yürüyüş yaparsınız, miting yaparsınız, basına açıklama yaparsınız. Hiç kimse tınmıyor. Karar alma mekanizmaları bunları yaptığınızda asla sizi dikkat etmiyor. Bırakınız yapsınlar diyor. Bırakınız orada konuşsunlar ama siz konuşmamış gibi oluyorsunuz. Onun için gruplar bu yolları deneye deneye buralarda netice alamadıkları için görebildikleri biraz kendilerini fark ettirmek için ne yapıyorlar? O çerçeveyi zorluyorlar. Çerçeveyi zorluyor ki çocuklar da öyledir. Hani sizden bir şey ister, 1-2-3 ister, yapmazsınız yapmazsınız daha sonra elinde ağlamak silahı vardır. Elindeki bir şeyi yere atma silahı vardır. Bunu yapıyor. Biz diyoruz ki yani katılımcı şeyde mesela sivil toplum örgütlerinin müştereken karar aldıkları bir konuyu meclis gündemine alma zorunluluğunu getirdiğimizde biz. Yani meclis onların talep ettiği gibi karar vermek zorunda değil. Ama gündemini alıp o sivil toplum örgütü yöneticilerini de dinlemek ve buna göre bir karar almak zorunda. Tabii kendi vicdanına göre karar alacak. Buna benzer Batı'da uygulanan doğrudan katılım yolları var. Gündeme aldırma hakkı var. Efendim bunun hem böylesi var hem de nüfusun belli bir yüzdesi diyelim. Nüfusun %1'i kadar imza toplandığında meclis bunu gündeme almak zorunda olabiliyor. Ya da halka sorma var. Referandum gibi halk danışması. Bir de bu bağlayıcı olmuyor. Bir de referandum gibi bağlayıcı olanı var bunun. Halka soruyorsunuz, aldığı karara göre hareket ediyorsunuz. Hatta geri çağırma hakkı var. Bunların bir kısmı merkezi yasama faaliyetini ilgilendiren alanlar. Ama bizim meclis iş tüzüğünde, çalışma yönetmeliğimizde yapacağımız değişikliklerde de bu yönde atacağımız çok adım var. Yani ben öncelikle insanlar için iyi olanı onlardan iyi bildiğime inanmıyorum. Haliyle ülkede bir hocamız vardı Bedri Gürsoy diye. Onun çok söylediği bir söz vardı. Biraz Osmanlıca ama güzel şey olarak. Şöyle diyordu. Kem alat ile kemalat olmaz. Yani kötü yöntemden olgunluk ve mükemmellik çıkmaz. Biz süreçleri iyi koyarsak iyi neticeler elde edeceğiz. Ben hemen sözü Neslihan Çelik Alkoçlar'a vermek istiyorum. Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı. Neslihan'ın biraz söz uzadı ama zamanımız evet. Daha fazla alabiliriz. Peki çok teşekkürler tekrar. Tabii Sayın Başkan da biliyor ki aynı zamanda medya mensubu kimliğimiz de var. Ancak bugün Kadın Dayanışma Derneği Başkanı olmak hasabıyla açıkçası kadınlara ilişkin sorular soruyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki tüm adayların gerek büyükşehir olsun gerek ilçe belediye başkanları olsun kadın projeleri, kadın hedefleri birbirine çok benziyor. Ağırlıklı hedef ev kadınları, ağırlıklı hedef köy kadınları, köy derneklerinin yaptıkları ürünlerin satılması gibi açıkçası bizim gibi dünya vizyonuna ulaşmaya çalışan bir şehrin dünya vizyonuna uygun büyümesi gereken bir kadın profiline çok uygun görünmüyor bana göre. Yani çok daha lokal, çok daha yerel çözümler bunlar ama Bursa dünyaya oynayan bir şehir. Dünyaya oynayan şehirlerin de açıkçası kadınlarının da aynı ölçekte olması lazım. Şimdi az önce bir açıklama yaptınız. Büyükşehir'in harcamaları ile ilgili gerek futbol sahası ile ilgili gerek kendi belediye binası ile ilgili stadyumla ya da belediye binası çok ciddi rakamlardan bahsettik. Bursa'da şiddete ilişkin, istihdama ilişkin, nüfusa ilişkin, eğitime ilişkin kadın istatistiği bilgileri var mıdır elimizde? Bence çok önemli bir eksik bu. Neden derseniz nüfusun yarısı, seçmenin yarısı kadın. Ancak Bursa'da kadın hep göz ardı edilenlerden.
Biz daha net ve daha büyük ve dünyaya oynayan ligdeki kadınlardan bahsetmek istiyoruz burada. Ve onun için de bizimle ilgili tüm veri ve bilgilerin belediyede diğer rakamlar gibi olmasını da hedefliyoruz. Buna ilişkin bir cevap bekliyorum. Evet. Şimdi burada bence benim katılmadığım taraf, doğru bulmadığım bir yaklaşım da var. Yani kadın için iyi olanı ondan iyi bilirim mantığı da var. Biz orada süreçleri açık bırakıyoruz. Kadının kendini gerçekleştirmesi ve kendi hayatına daha fazla vakit bırakıyoruz. Ondan sonra kadının toplumla, dünyayla temasını, dünya içindeki kendi yerini daha iyi konumlandırma, daha iyi değerlendirebilmesine imkan tanımak istiyoruz. Ve ona bir rol model, şablon önüne koyup böyle olursa çağdaş, normal veya günümüze uygun kadındır diye bir yaklaşımımız yok. İnsanlar kendi ömürlerinin kendi sahipleridir. Biz sadece onu ayak bağlarından ve etraftaki baskılardan kurtarmakla sorumluyuz. Bu konuk evleri bu fiziken müdahalelerle ilgilidir. Efendim geçim yükünün, mutfağın yükünün, çocuğunun okula gidiş geliş yükünün alınması, maddi imkanlarla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Ve kreş gibi uygulamalar da yapacağımız vaatlerimizdeki onun çocuğuna ayıracağı zamandan birazcık kendisine zaman kalması sebebiyle yine kendini gerçekleştirebilmesinin ortamını hazırlamayla ilgili faaliyetlerdir. Biz bununla ilgili somut projeler biliyoruz. Bunları telaffuz edebiliriz. Şu anda da edebilirim. Ancak Türkiye'de bu zamana kadar bu projelerin uygulanmasıyla ilgili sonuçları da unutmamamız, gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bazen bir söz vardır, tokum diyenden kork diye. Eğer siz geçmişteki belediyenin, valiliğin, sosyal hizmetler il müdürlüğünün kadınla ilgili projelerini meslek edindirme, bilinçlendirme, haklarını öğretme başlığı altında bakarsanız pek çok proje uygulandığını görürsünüz. Tabii her proje... Evet, yani bizim yaklaşımımız budur. Biz kadının sırtındaki... Sayın Başkan, şu özür dilerim sözümüzü kesiyorum. Bursa'daki kadın istatistiği, kaç kadın yaşar, hangi bölgelerde yaşar, dağ yöresinde ne kadar kadın yaşar, hangisinin eğitime erişimi ne kadardır, kaç yaş kadın grubunda istihdama ilişkin ya da kreşe ilişkin ya da şiddete ilişkin belirgin ihtiyaçlar vardır. Hiçbir belediye bu konuda bir çalışma yapmıyor. Şimdi kadının sorunları bu rakamların... Çok özür dileyerek araya girdim. Evet. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani kadınların sorunları eğer bu rakamların biliniyor bilinmiyor olmasından... Buna göre çalışmıyor. Ama bütün bunlar TÜİK'in verilerinde var. Ve biz şöyle bakıyoruz şehirle ilgili konuya. Bir kere dürüst ve samimi olacaksak Bursa ile ilgili biz seçim kampanyası döneminde ekibimizle birlikte sahip olabileceğimiz bilgi sınırlı bir bilgidir. Eğer teşbihte hata olmaz, hatasız da teşbih olmaz. Bu bir harici muayene ile, göz muayenesiyle reçete yazmaya benzer. Çünkü biz bugün pek çok veriye ulaşırken hem vakit almakta bazı yerlerde de sıkıntı ile karşılaşmaktayız. Çünkü bir partinin adayıyız. Ama yarın bir belediye başkanı olduğumuzda bu merkezi idarenin taşra kuruluşları, belediye teşkilatları, STK'lar, üniversite, bazen araştırma yapılacaksa bunun imkanlarını sağladığımız takdirde o araştırmayı yapacak bilim kurumları veya diğer STK'lar bize yardımcı olacaklardır. O zaman vücuda benzetirsek göz muayenesiyle yapacağımız teşhis yerine elimizde EKG, MR, efendim göğüs grafisi, film vesaire bunların olduğu, tomografinin olduğu bir dosya olacak ve biz bunu daha iyi değerlendirebileceğiz. Yani bunu hiçbir aday yanındaki 100 kişilik ekiple tam olarak yapamaz. Bir de hayat dinamik bir süreçtir. Sizin aldığınız rakamlar bugün daha farklıdır. Ama bu rakamlarla ilgili mesela Bursa eğitimde 34. sırada vilayetler sıralamasında. Kızların burada 38. olması veya erkeklerin şey olması bana göre o kadar şey değil. Biz insan bireyine bakıyoruz ve onun kendini gerçekleştirmesi önündeki engelleri kaldırmayı belediyeciliğin ona sağlayabileceği en büyük hizmet olarak görüyoruz. Yani 2014 yılında 2 milyon insanın yaşadığı bir şehirde
10 kilometre mesafeye gitmek ortalama 10 dakikalık bir şeyse ve Bursa'da bu 50 dakika, 60 dakika sürüyorsa bu işte hayata daha az vakit kalıyor demektir. Biz bunu ulaşım sorununu çözdüğümüzde buraya vakit kalacaktır. Diğer hizmetlerimizi buna göre yaptığımızda, sosyal donatı, serbest zaman değerlendirme mekanlarını buna göre tanzim ettiğimizde bu şeyler kendiliğinden gelecektir. Çünkü insanların kendi istediği şeyleri beklemek durumundayız. Ben burada biraz daha liberal ve insanı esas alan yaklaşımım var. Kadınlarla ilgili benim gözümde şu şekle girdikleri vakit artık tamam bak bu tarafa gidiyorlar ya da şu tarafa yürüdükleri takdirde onlar modern ya da haklarını alıyorlar gibi bir şablon yok. Yayınımıza son 15 dakikaya giriyoruz. Ben herkese birer soru daha vermek istiyorum ama sorular da kısa olsun istiyorum. Sizden cevaplar da kısa olsun istiyorum. Çünkü çok soru sözü verdik. Mehmet Bey hemen sizin sorunuzu alabiliriz. Mehmet Aslan. Sayın Valim, ben yine bir kentsel, daha doğrusu kentsel dönüşüm değil ama dönüşümle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu kadar zamandır aslında boşaltılmış olarak ve ıslahı beklenen bir tabakhaneler bölgemiz var. Şimdi siz dün bir yerde gördüm, tabakhaneler termal su cenneti olacak, tabakhane bölgesi termal su cenneti olacak demişsiniz. Şimdi yani inşallah böyle bir şey zaten isteriz. Sadece şöyle bir ayrıntı var. Bu kadar uzun süredir Osman Gazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin boşalttığı halde temizleyemediği ya da orada yapamadığı bir noktada siz dışarıdan bakarak nasıl yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ya da ne yapacaksınız? Hmm. Daha doğrusu orada bir şeyler mi eksik? Bizim bilmediğimiz ya da görmediğimiz bir şeyler engelleniyor mu? Aslında hani diyorsunuz ya ayakları yere basan projeler olmalı. Hani sizin mi ayaklarınız yere basıyor yoksa birileri mi uçmuş? Evet. Açıkçası dönüşüm neden yapılamadı? Orada, yani orada bir cevap isteyeyim lütfen. Tamam. Orada bir şeyler eksik değil Mehmet Bey, bir şeyler fazla. Orada termal bir zenginlik var. O fazlalık o projenin hayata geçirilmesini engelliyor. Çünkü niyet sadece bitirmek değil. Niyet orayı bir bütün halinde önce belediyeye daha sonra bir gruba vermek. Biz öyle bakmayacağız. Oradaki hak sahipleri bizim projemize uygun binalarını yapabilecekler ve zannediyorum ilk yapacağımız, en hızlı bitireceğimiz proje olacak. Peki hemen Aysun Karlı'ya söz vermek istiyorum. Kent Gazetesi köşe yazarı. Teşekkür ederim. Sayın Buyur. Başkan, ilgiyle de dinliyorum. Aslında soru çok ama zaman kısıtlı. Evet. O yüzden bir genel konuyu merak ediyorum. Bu son dönemlerde iktidar ve cemaat arasında ciddi bir şey var. Tartışma ve kapışma var. İddialara göre de cemaat AK Parti'nin karşısında farklı illerde kim güçlüyse onu destekleyeceği yolunda bir takım söylentiler var. Doğrudur, yanlıştır, yaşayarak göreceğiz. Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bursa'da bu tarz gelgit oylara ya da cemaatin bu anlamdaki oylarından medet umuyor musunuz? Böyle bir beklentiniz var mı? Ve nasıl bakıyorsunuz siz cemaate karşı? Bunu merak ediyorum. Ya, cemaat bir sivil toplum örgütüdür. O kendi alanında. Bu oyla ilgili, hesaplarla ilgili şunu çok kısa olmak kaydıyla söyleyebilirim. Yani bazılarında hasmımın hasmı dostumdur diye bir yaklaşım var. Hesap ve kemmiyeti keyfiyete tercih eden bir bakış var. Bizde asla böyle bir şey yok. Bizim kimse hasmımız değil. Bir kere siyasi aranada başta AK Parti olmak üzere bütün partilerin biz alternatifiyiz. Rakibi bile değiliz. Ben o kelimeyi de kullanmıyorum. Ve biz keyfiyete önem veriyoruz. Zamanı gelecektir diyoruz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Kemmiyet, sayı bunlar bizim için ikinci derecede önemli şeyler. Cenab-ı Allah yarın bana öbür dünyada niye başkan olamadın ya da başkan kalamadın diye bir soru sormayacak. Ama niye hesaba girdin, niye kandırdın, niye olmayacağını bile bile insanları aldattın diye soracak. Ben bunu hep aklımda tutmak istiyorum. Peki Profesör Doktor Emin Balkan'a söz vermek istiyorum. Ben de çok soru var ama bir tane bir soruyla bitirmek istiyorum. Kadir Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız oldunuz önümüzdeki seçimde. İnşallah. Belediye hizmetlerinin ulaştırılmasında, belediyeye personel alımında ve personelin kademe ilerlemesinde sizce neler önemli olacak? Evet.
Tabii ki ehliyet ve liyakat. Yani biz bu zamana kadar kaymakamlık, valilikte bulduğumuz personelle çalıştık ve bunlardan çok büyük verim aldık. Bizim insanımız kendisine duyulan güveni asla boşa çıkarmaz. Onun için Büyükşehir Belediye Teşkilatı'nda çok kalifiye, çok iyi personeller var, ben biliyorum. Ve onlarla çok büyük işler yapacağız. Bu zamana kadar o devlet ciddiyetini nasıl uyguladıysak Büyükşehir'de de bunu uygulamaya devam edeceğiz. Ama hizmetlerde halka yakın olacağız. Mesela küçük bir örnek vereyim sadece. Bir yerde asfalt çöktü ve orada su birikiyorsa benim belediye başkanlığımda ikinci yağmur yağmadan, tabii ilk anda belki bütün şehirde pek çok böyle arıza var. İkinci yağmur yağmadan orada o asfaltın çöküntüsü tamir edilecek. Bir yerde yol çalışması yapıyorsam biteceği tarihi yazacağım 14 Nisan'a kadar diye. 14 Nisan'da da orada yol çalışmasını bitireceğim. Böyle bir hizmet anlayışımız olacak. Peki Lütfü Ersoy, Uludağ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı. Lütfü Bey, sorunuzu alabiliriz. Biz Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak özellikle şehir dışından üniversitemize gelen arkadaşlarda Görükle'de ikamet edenler şehirden tamamen kopuk yaşıyorlar. Yani 4 yıl boyunca okuyup hiç şehre uğramamış arkadaşlar var. Biz bunun yanında yerleşkemiz içerisinde öğrencinin vakit geçirebileceği alanların eksikliğiyle ilgili de hem rektörlüğümüze hem de şimdiye kadar yerel yönetimde paylaştığımız insanlara bunu aktarıyorduk. Sizce Görükle yerleşkesi içinde rektörlükle beraber öğrencilerin vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği nasıl alanlar oluşturulabilir? Ben öncelikle şehre gelmelerini tercih ederim ve bunu kolaylaştırmaya yoğunlaşmak isterim. Bilmiyorum cevap oldu mu? Oldu mu Lütfü Bey? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben Ankara Siyasal'da okudum, Mülkiye'de. Cebeci'de insanların içindeydik biz. ODTÜ ve Hacettepe'de kampüs hayatı yaşayanlarla meslek hayatımda onun etkilerini gördüm. Ben gerçek insanlara dokunmak her zaman büyük bir zenginlik. Benim belediye olarak görevim öğrencimizin oradan buraya çok rahat, kolay gelmesi. Burada da serbest zaman değerlendirme mekanlarının ona uygun, ona dost olarak tanzim edilmesi diye düşünüyorum birinci görevim. Diğeri tabii talep olduğunda biz insanların taleplerini yerine getirme için oradayız. Meşruiyet sebebimiz o. Ona da gayret ederiz ama birinci önceliğim dediğim gibi olacak. Peki. Son 5 dakikaya giriyoruz. Evet. Ben son 2 soruyu kendime sakladım. Evet. Eskişehir valisiydiniz. Mayıs ayında merkeze çekildiniz. Evet. Haziran ayında da gezi olayları başladı. Eskişehir'e tekrar baktığınızda Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesine, Eskişehir'deki olaylara siz ne düşündünüz? Ne yapardınız ve Ali İsmail Korkmaz'ı katillerin bulunması için şimdiki validen daha farklı bir tavır sergiler miydiniz? Yani bunu geçmişteki şeyde şöyle olmazdı, olurdu diyemiyoruz ama benim yaklaşımımda zannediyorum o eğer güvenlik güçleri ise böyle bir şeye cesaret edemezlerdi. Çünkü buradaki tavrımız çok netti. Ama şey asla olmazdı, onu çok %100 söylüyorum. O televizyon yayınında veya şeyde peşin hükümle bu işi araştırma yerine asla Türk polisi değildir gibi bir beyanım olmazdı. Ve faillerin ortaya çıkarılması çok daha çabuk olurdu. Bunu Eskişehir'deki insanlar da biliyorlar. Bu zamana kadarki tutumumu da bu hususta biliyorlar. Yani bunu çok net söylüyorum. Olayın olmaması konusunda belki diyorum. Çünkü dürüst olmak lazım. Ama olduktan sonraki süreç çok farklı oldu. Bunu özellikle sordum çünkü bundan sonra yöneticilikteki tavırlarınızı, bütün bakış açılarınızı evet. Aslında bütün kararlar belirliyor. Bursa Büyükşehir olabilir ya da başka bir göreve geldiğinizdeki tavırları halkın bilmesi açısından sordum. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Ben son olarak bu Google Hangout deneyimini sormak istiyorum. Nasıl seçmenlerinizle online olarak buluşmak, direkt onların sorularına evet. Cevap vermek? Yani bir kere bu sohbet ortamı işi zannediyorum bu stüdyoda konuk almaktan daha ileri bir safhada oluyor. Daha rahat oluyor konuklarımız. O tabii bizim için de iyi bir avantaj. Ve farklı bir deneyim. Tabii ilk anda karşınızda doğrudan görememenin verdiği de bir şey var, farklılık var. Güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum. Peki çok teşekkürler katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ben de konuklarımıza çok teşekkür ediyorum katılımlarınız, sorularınız için. Daha fazla sorularımız vardı ama biraz zamanımız az kaldı. Bir saat içerisinde yayını bitirmek istedik. Çok teşekkürler katılımınız için. Google Hangout seçim yayınlarında yarın yine Bursa'da olacağız. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Necati Şahin konuğumuz olacak. Yarın akşamki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.